Evet sayın seyirciler, Yeşil Bülten'e devam ediyoruz. Yeşil Bülten'e yine sık sık yer verdiğimiz konulardan biriyle İstanbul'un yeni havaalanı, 3. havaalanı projesiyle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Bakalım projenin detayları ortaya çıkmış, nelere mal olacak İstanbul için? İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz'in kıyısında yapılması planlanan 3. Havalimanı'nın çevresel etki değerlendirme raporu bakanlığın internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Toplum İçin Şehircilik Platformu'ndan Nazım Akkoyun'u ve Tarık Şengül'ün Bir Gün gazetesinde yayımlanan değerlendirmelerine göre havalimanlarının çevreye etkisi, alanın projeye uygunluğu ve gelecekte yol açabileceği zararların ele alındığı raporda doğa katliamının ortaya konmasına rağmen daha iyi yer yoktu deniliyor. ÇED raporunun başlıca itirafları ise şöyle. Proje için belirlenen 7650 hektarlık alanın proje başlangıcında %90'ı göl ve ormanken, bu özel bölge proje gerçekleştiğinde %90'ı beton olan bir alana dönüşmüş olacak. Terkos Barajı ve Ali Bey Barajı havzasını besleyen çok sayıda derenin kurutulması planlanıyor. Proje alanında yer alan 70 adet göl ve gölet ise hafriyat yapılarak doldurulacak. Ayrıca alanda madencilik faaliyetleri nedeniyle arazi zemininde kaymalar söz konusu olduğundan heyelan riskine dikkat çekiliyor. Rapor, farklı kuş türlerinin konaklama alanı olmak yanında göç yolları üzerinde de bulunan proje için kuş türlerinin geleceğini çok dert etmese de uçuş güvenliği açısından oluşabilecek sorunlara değinmiş. Alınacak önlemler ise şöyle sıralanıyor. Kuşları cezbedecek ortamlar ortadan kaldırılacak. Havalimanı çevresine iğne yapraklı ağaçlar dikilecek. Bu önlemlerden ve alanın %90'ını kapsayan göl ve ormanların ortadan kaldırılıyor olmasından da anlaşılacağı üzere 3. havalimanı büyük bir biyolojik soykırıma yol açacak. Bu durum ÇED raporunu değerlendirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün verdiği görüşte de açıkça ortaya konuyor. Raporda bölgenin orman ve göl havzası olduğu gerçeğini unutarak alanda korunması gereken tabiat varlığı ve sit alanı yoktur deniyor. Bu haberle Yeşil Bülten'in sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yarın yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.